Neden önemli? Çünkü sosyal faydanın buluşma noktası olması anlamında çok önemli. Dünya çok hızlı gelişiyor, değişiyor. Teknoloji aynı şekilde. İhtiyaçlar ne kadar sabit, stabil duruyor gibi olsa da aslında onlar da bir şekilde evriliyor ve dönüşüyor. Hatta ihtiyaçların karşılanması gittikçe bizim için erişilebilir bir noktada duruyor. Ne kadar kolaylaşmasa da kaynaklar azalırken, dünya bir şekilde ısınmaya devam ederken, birçok problemi içinde barındırırken en azından network'ümüz ve birbirimize ulaşabilirliğimiz çok artıyor. Toplum olarak ilk başta küresel hedefleri herkese anlatmamız lazım ki bunların problem olduğu ortaya çıksın. Çünkü bir problemi çözmeye dair hedefler aslında birçoğu. Problemlerimizi çözmeye dair hedefler. Fakat biz onların bir problem olduğunu kabul edip sahiplenmezsek zaten çözemeyiz. Yani çünkü global hedeflerin şöyle bir tarafı var. Bunlar global problemler. Türkiye'ye özel, Amerika'ya özel, ne bileyim İspanya'ya özel problemler değiller. Adı üstünde global hedefler. 16'sı da aslında hatta 17.si çok değerlidir. Yani birlikte çalışın ve global hedeflerin duyurulması için birçok şey yapın. Projeler üretin aslında noktasıdır ya 17. hedefimiz. Yani dolayısıyla tam da bu noktadan aslında bu kolektif bilince varmak, kolektif şekilde bu hedefleri ulaşmaya dair adımlar atmak. Tabii ki 2030'a kadar belki bütün hedefleri gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Yani en öncelikli hedefimiz dediğim gibi herkese anlatmak, bunların problem olduğunu farkına vardırmak ve bunları çözmeye dair ilk başta mental bir hazırlık yapmak. Kağıt üstünde bir programlama, sonra bunu mental olarak gerçekten karşılıklı, pratik olarak anlatma ve bu anlatmadan sonra da eyleme geçme aşaması. Yani aslında tüm hayattaki gibi. Çünkü bir kere anlaşılıp bir dert başkasının derdi dahi olsa bir kere karşı tarafından anlaşıldığında, bir empati sağlanabildiğinde kişinin derdi olsun ya da olmasın, insanları harekete geçirir. Öncelikle hedef bence herkese anlatmak ve her birinin de gerçekleşmesi imkansız hedefler olmadığını göstermek bir biçimde. Ben dünyanın çok yakın olduğunu düşünüyorum bu noktaya. Birlik olmadan, birlikte hareket etmeden, birlikte düşünmeden hiçbir şey çözemeyeceğimizi çok yakın zamanda doğa bize öğretecek zaten.